Merhaba arkadaşlar. Umarım tatiliniz iyi geçiyordur. Benim adım Yağmur, astronomi öğretmeniyim. Bugün astronomi atölyesinde sizlere uzay araçlarından söz etmek istiyorum. 1957 tarihinden beridir bilim insanları ve mühendisler uzaya binlerce uzay aracı yolladı. Bu uzay araçlarının bazıları dünyadaki değişimleri gözlemlerken bazıları ilk defa astronotların başka bir gök cismine iniş yapmasını sağladı. Bazı uydular şu an Güneş sisteminden çok uzaklarda, uzayda yolculuğuna devam ediyor. Bazıları ise 20 yılı aşkın bir süredir dünyanın etrafında dolanarak astronotlara ev sahipliği yapıyor. İşte insanlığın bu uzay serüveninde belli başlı uzay araçlarını tanıyacağız bugün sizlerle. Dünyadaki tüm insanlar dünyada doğdular, dünyada yaşamlarını sürdürdüler ya da sürdürmeye devam ediyorlar. Ancak 24 insan için bu durum birazcık farklı. Onlar ömürlerinin çok kısa bir kısmını başka bir gök cisminde geçirdiler. Evet, Apollo görevlerinden bahsediyorum. 1969 ile 1973 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri 24 astronotu başka bir gök cismine, uydumuz Ay'a yolladı. Uydumuz Ay bize en yakın gök cismi, sadece 384.400 kilometre ötede. Ama insanlı uzay araçlarının gittiği en uzak nokta uydumuz Ay. Apollo yolculuğu üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen bu durum hala değişmedi. Günümüzde de Apollo görevleri insanlığın en uzak uzay yolculuğu olarak yerini alıyor. Peki 24 astronot Ay'a gitti ama bunların arasından 12'si Ay'ın yüzeyine iniş yaptı ve Ay'ın yüzeyinde yürüdüler. Oraya ayak izlerini bıraktılar. İnsanlığın ayak izinin bulunduğu ikinci gök cismi uydumuz Ay. Peki neden 24 astronot Ay'a gitmişken sadece 12 tanesi Ay'ın yüzeyinde yürüyebiliyor? Çünkü bir kişi her zaman Ay'ın etrafında dolanan yörünge aracını kullanmak üzere yörünge aracında kalıyor. Geri kalan kişiler ise Ay modülü ile, burada gördüğünüz Ay modülü ile Ay'ın yüzeyine iniş yapıyor. Bu yüzden Ay'a giden astronot sayısı ile Ay'ın yüzeyine ayak basan astronot sayısı arasında böyle bir fark bulunuyor. Voyager 1 ve Voyager 2, 1977 tarihinde uzaya fırlatıldılar. Dev gaz gezegenleri ziyaret ettikten sonra uzayda yolculuklarına devam ediyorlar. Peki Voyager 1 yaklaşık 22,5 milyar kilometre ötede ve insan yapımı en uzağa giden uzay aracı kendisi. Voyager 2 ise yaklaşık 18 milyar kilometre ötede ve o da ikinci en uzağa giden uzay aracı. Voyager 1 ve 2 uzayda yolculuklarına devam ediyorlar ve üzerlerinde burada gördüğünüz gibi bir altın plak mevcut. Bu altın plağın üzerinde dünyanın uzaydaki konumunu anlatan çeşitli semboller bulunuyor. Aynı zamanda bu plağın nasıl çalıştırılacağını gösteren semboller de mevcut. Olur da Voyager 1 ve 2 yolların üzerinde bir akıllı yaşam biçimine denk gelirlerse işte bu plağı çalıştırabilecekleri düşünülüyor. Plağı çalıştırdıklarında dünyadan çekilmiş çeşitli sesler ve görüntüler olduğunu görecekler. Bu sesler ve görüntüler aslında onlara dünyadaki yaşamı anlatıyor. Voyager 1 ve 2 aslında bizim evrene yolladığımız mesajlar diyebiliriz. Voyager 1 ve 2, 2025 yılında bizimle bilimsel veri alışverişini kesecekler. 2036 yılında ise tamamen iletişimin kopması planlanıyor. Onlarla iletişim kuramayacağımız kadar uzağa gitmiş olacaklar. Yolların üzerindeki en yakın yıldıza varmaları ise yaklaşık 40 bin yıl sonra gerçekleşecek. Evet, onlar uzayda sessiz bir şekilde bin yıllarca yolculuklarına devam edecekler. Hubble Uzay Teleskobu 1990 tarihinde uzaya fırlatıldı. Dünya atmosferinin dışında sürekli evreni gözlemliyor. Yaklaşık olarak 4 katlı bir bina büyüklüğünde ve içerisinde bulunan aynanın büyüklüğü ise yaklaşık 2,5 metre. Evet, uzaya sadece uzay araçları ve uydular fırlatılmıyor. Aynı zamanda teleskoplar da fırlatılıyor. Onlar atmosferin dışarısında sürekli evreni gözlemliyorlar. Hubble Uzay Teleskobu da 30 yılı aşkın bir süredir evreni gözlemliyor ve evrene dair çok çeşitli bilgiler edinmemizi sağlıyor. Müzik.
gördüğünüz maket Uluslararası Uzay İstasyonu'nun maketi. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998 tarihinde uzaya fırlatıldı. Tabii ilk fırlatıldığında bu kadar büyük değildi. Yıllarca ihtiyaca göre yeni parçalar eklendi. Şu an bir futbol sahası büyüklüğünde. İnsan yapımı uzayda bulunan en büyük cisim Uluslararası Uzay İstasyonu. Yapımını ve varlığını sürdürmesinde yaklaşık 15 ülke bir arada çalışıyor. Uzaydaki işbirliğine en güzel örneklerden biri Uluslararası Uzay İstasyonu. Dünyanın yüzeyinden 400 kilometre yüksekte sürekli dünyanın etrafında dolanıyor. Bir günde 15 tur atıyor dünyanın etrafında. İzmir-Kars arası mesafeyi 3 dakikada alabilecek kadar hızlı. Ve 6 kişilik kapasitesi var. Yani içerisinde aynı anda 6 tane astronot yaşayabiliyor. Peki orada neler yapıyor bu astronotlar? Aslında uzay istasyonunda mikro kütle çekimi diyeceğimiz bir ortam bulunuyor. Yani mikro kütle çekimini şu şekilde anlatabilirim. Çok 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 düşük bir yer çekimi bulunuyor burada. İşte bu düşük yer çekiminin bulunduğu bu ortamda astronotlar hem yaşıyorlar hem de düşük yer çekiminin vücudumuza etkileri neler bunları araştırıyorlar. Orada çeşitli deneyler gerçekleştiriyorlar. Uluslararası Uzay İstasyonu bizim uzaydaki laboratuvarımız diyebiliriz. Uzun uzay yolculukları gelecekte bizi beklerken işte uzay istasyonunda bunun küçük denemeleri yapılıyor. Bu önümde gördüğünüz küçük robotun ismi ise Meraklı. 2012 yılında Mars'a yollandı. Küçük dediysem gerçekten küçük değil aslında. Kendisi bir otomobil büyüklüğünde. Peki Meraklı'nın görevi ne? Meraklı Mars'ın yüzeyinde bu tekerlekleriyle gezinerek Mars'a dair çeşitli araştırmalar yapıyor. Mars'ın iklimini araştırıyor. Aynı zamanda bu robotik kolu ile Mars'ın yüzeyinden kaya ve toprak örnekleri topluyor ve içerisindeki küçük bir laboratuvarda bunları analiz ediyor. Aynı zamanda Mars'ın geçmişte bulunduğunu düşündüğümüz olası yaşamın izlerinin gerçekten var olup olmadığına dair sorularımıza cevaplar arıyor. Evet, Meraklı adı gibi gerçekten de meraklı ve Mars'a dair bir sürü bilgi edinmemizi sağladı. Bu önümde maketini gördüğünüz uydu ise Göktürk 2. 2012 tarihinde uzaya fırlatıldı. Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu olarak geçiyor Göktürk 2. Dünyanın yüzeyinden 700 km yükseklikte sürekli dünyanın etrafında dolanıyor. Donanımının çok büyük bir kısmı ve görev yazılımının tamamı Türkiye'deki mühendisler ve bilim insanları tarafından oluşturuldu. Aslında görev süresi 5 yıl olarak hesaplanmıştı ancak kendisi hala görevine başarıyla devam ediyor. Hayabusa 2. Japonya Uzay Ajansı tarafından 2014 yılında Ryugu asteroidine doğru yola çıktı. Kendisi bir buzdolabı büyüklüğünde ve görevi de Güneş sisteminin ilk zamanlarındaki suyun dağılımını araştırmak ve dünyaya bu suyun nasıl ulaşmış olabileceğini anlamak. 6 Aralık 2020 tarihinde Ryugu asteroidinden aldığı 0,1 gram ağırlığındaki örneği dünyaya ulaştırdı. Bilim insanları şimdi bu örneği inceleyerek dünyadaki suyun varlığını anlamaya çalışacak. Cygnus 2016 tarihinde dünya yörüngesine fırlatıldı. Kendisi bir mikro uydu. İnsan boyutlarındaki uyduları mikro uydu diyebiliriz. Dünya okyanusları üzerindeki rüzgarların hızını ölçecek 8 adet mikro uydudan oluşan bir proje Cygnus. Fırtınalar, kasırgalar gibi büyük hava olayları dünya üzerindeki insanlar için tehlikeli bir hal alabiliyor. İşte Cygnus'tan elde edilen verilerle bilim insanları bu acil durumlarda hızlı ve doğru kararlar almaya çalışacak. Cygnus bu konuda bilim insanlarına yardımcı olacak. InSight, 2018 tarihinde Mars'a yollanan bir kondu. Kondu dediğimiz uzay araçları gittikleri gök cisminin yüzeyine iniş yapıp hareket etmeden çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyorlar. InSight'teki bilimsel aletler de Mars'ın iç yapısını araştıracak, tektonik aktivitelere dair çeşitli bilgiler edinmemizi sağlayacak. Bu sayede Mars'ın oluşumunu ve evrimine ışık tutacak. InSight'le birlikte iki tane de küp uydu Mars'a doğru yola çıktı. Küp uydular bir ayakkabı kutusu büyüklüğünde küçük uydular diyebiliriz. Marco A ve Marco B isimli bu uyduların görevi ise şu. InSight Mars'ın yüzeyine doğru iniş yaparken sinyal yollayacak. Marco A ve Marco B de bu sinyalleri dünyaya yollayacak. İşte Marco A ve B InSight ile dünya arasında iletişim köprüsü görevi görecek. İlk defa gezegenler arası bir görevde böylece küp uydular kullanılmış oldu. O
Orion kapsülü. Gelecekte bizi heyecanlı uzay görevleri bekliyor. 2024 yılında Orion kapsülünü taşıyacağı bir kadın astronot ilk defa başka bir gök cismini ziyaret edecek. Uydumuz Ay'ı. 1969 ile 1973 yılları arasında Apollo görevleri çerçevesinde 24 astronotun Ay'a gittiğinden söz etmiştim. Bu 24 astronotun 24'ü de erkekti. Ancak nihayet 2024 yılında bu kez de bir kadın astronot uydumuz Ay'ı ziyaret edecek ve Ay'ın yüzeyinde ayak izini bırakacak. Artemis görevleri çerçevesinde 16 astronot seçildi bile. Bu 16 astronotun 8'i erkek, 8'i kadın ve Orion kapsülüyle birlikte Ay'a doğru yolculuk edecekler. Bu kapsülle birlikte aynı zamanda 13 tane de küp uydu Ay'a yollanıyor. Daha öncesinde küp uydulardan söz etmiştim. Mars'a doğru yolculuk eden Marco A ve Marco B isimli uydular Mars'la Dünya arasında iletişim köprüsü görüyor demiştim. İşte bu küp uydular ise Ay'a doğru yollanacak ve Ay'daki su buzunu araştırıp onun dağılımını, miktarını belirlemeye çalışacak. Evet, Orion kapsülü ve 13 küp uydu projesiyle Artemis görevi gelecekte bizi heyecanlandıran uzay görevlerinden biri. Size insanlığın uzay serüvenindeki belli başlı uzay araçlarından söz ettim. Sizden istediğim de geri dönüşüm malzemeleriyle kendi uzay aracınızı tasarlamanız. Bu uzay aracınızın görevi ne? Nereyi ziyaret edecek? Bunları belirledikten, düşündükten sonra geri dönüşüm malzemelerini kullanarak uzay aracınızı yapabilirsiniz. Uzay araçlarınızı yaptıktan sonra bizimle fotoğrafını paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Her birinizin tasarımlarını merakla bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.